Başkomiserim, olmadı böyle. Ne yapalım beyler? Emir büyük yerden. Ne zaman yolculuk başkomiserim? Daha birkaç gün var. Önce bir evime bakmak lazım. Yapacağız bir şeyler işte. Tahir geldi mi? Aleykümselam dayımın oğlu. Selamun aleyküm. Biraz ters oldu ama neyse. Valla başlatma tersinden düzüm ben ha. Oyalama ben. Tahir geldi mi? Niye gelecekti ulan? Teslim ol. Sen ne diyorsun ya? Ha? Öldürdünüz değil mi Vahit'i? Korktuğum başıma geldi. Sen mi o mu? İkiniz mi? Herif nerede? Yok. Öldürmedi ki. Tahir bunu gömdü. Ama işte biri çıkarmış da. Ama ölüsünü mü, dirisini mi ya onu bilmem. Ya işte sonra teslim olacağım dedi ya. Ulan tayinim çıktı diye üzülüyordum ya, şimdi seviniyorum. Kurtuluyorum ya sizden. Ya siz ne yaptınız he? Ya sen ne diyorsun? Tahir ben o gömdü. Üstelik diri diri gömdü. Ne? Tahir de sonra dedim ya teslim olacağım. İşte sonra pikniğe gittik. Bu uçurtma uçurtma yaptı. İşte teslim olacağım dedi ya. Allah canımı alsın. Hiçbir anlamadım ya. Ya anlamı ne oluyor? Anla da biz bu adamı gömdük. Sonra da biri çıkarmış ya arkamızdan. Yani belli ki oraya biri vardı ya. Bu herif yaşa. Adamı diri diri gömdük. Yine çıktı trakası. Bence bu her kimse daha tehlikeli biri. Ayman oğlu bak sana diyeyim. O iti koruyup kollayan biri var. Ve içimden bir ses. O her kimse daha tehlikeli olduğunu söylüyorum. Tahir nerede? Ben ne bileyim nereye düştü. Ben de sana soruyorum. İşte teslim olacağım dedi. Gittim mezara baktım, mezar boş. Sonra Tahir arayacağım ama şarjım bitti. Gittim eve. Fatih'in telefonundan aradım. Bu sefer ulaşamadım ya. Bir dakika ya. Ne dedin sen? Bu herifi... Vedat'ı koruyup kollayan biri var ha. Özellikle daha tehlikeli. Aynen öyle diyorum.